El Fatiha ve as salavat. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suf ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din, insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim etması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir. Ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız. Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa. Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa. Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa.
ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, Yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksiz bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam, ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ekinetin alıp yerine ipat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan
bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda giriyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyar dersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hassasının, işitme hassasının, düşünme hassasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde.
O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sulh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları. Şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün. Onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir.
Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz.
Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenesiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde. O noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta dörtte üçünü garanti etmiş. Dörtte üç noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde, hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 200'de 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri yerine, asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var, iki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır.
tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça, evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız. Başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği siz de
sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbine gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında
neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor, yasaklarına da riayet etmek istiyor, yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın, nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluşu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor.
Ruh nefse azap ediyor. Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Yine ruh nefse azap ediyor. Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ardarda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı.
Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iş dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde
Stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah-u Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi. O kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Ya cennet saadeti? Cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti
ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah Teala onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu ama amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikindeti almasını temin ediyor Allah Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha 1-2 saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler
mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü, cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu. Ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi
Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi 3. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 1/4'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 1/4. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 1/4'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 1/4 ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan onu ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bırakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın yardımı buraya kadar. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amili olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amini olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? 3 tane 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah teslim ediyor.
Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizayn içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir. İrşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür. Zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür. 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır. Sonra bu kişi 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah-u Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin 3. katı kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini
size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum, dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım tarzında bir sual gelirse, onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplarda, kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle bileşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir. Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikrediyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz.
ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız. Arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için,
başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizde ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişide Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuzda nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları, kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam, onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey, etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır.
Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar için de görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından. Ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinlikleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar,
uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği? Yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu oluşunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Ve böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar %151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde %180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde %200. %100. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış.
Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kalp cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi o vücuda yitiriyor. Sizden bir tek şey istiyor. Dileyin diyor sadece. Bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinizi, sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.